Expo alanında gezmeye devam ederken tanıdık simalara denk geldik burada. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O yanlışımız olmuyor. Merhaba arkadaşlar. Ama o arkadaşlar beni tanımayabilirler tam olarak. Kendisi Asla Durma kanalının aslası. Asla Durma kanalındaki Asla arkadaş. Durma da burada. Yani abi benim Iron Man yarışında benim arkamda kaldığı için artık yani durmasa da benim için bir şey ifade etmiyor. Son evet, Gloria'da. Starta, yani finish'e geldiğim zaman sen finish'teydin zaten. Öndeydim. Vallahi önce ya ben de şaşırdım ne oluyor dedim. Ama bayağı bir giyinikti bu. Bizim gibi tight'tı falan ben değildi. Ben bitirdim, üstümü değiştirdim. Tabii. Zaten o dikkat ederseniz o tişörtten geziyor. Ben de direkt tişörtle geziyorum. Iron Man. Böyle farklı bir şey tabii. Arkadaşlar Fatih Asla Durma kanalının sahibi, kurucusu, founder'ı, bulucusu. Aynen arkadaşlar. Kendisi. Yani bizim kanalda da ne var? Şimdi Asla Durma ne diyeceksiniz? Biz de triatlon yapıyoruz. İşte ufak tefek Ironman yarışları. Normal Türkiye'deki sprint triatlonlar. Ufak tefek 90 kilometre bisiklet, 2 kilometre yüzme. Önce yüzme yapıyoruz. Tabii önce 1.9 yüzüyoruz. Sonra 90 bisiklet. Ondan sonra da 21 kilometre koşuyoruz. Yani buna da işte 5 saatte falan yapıyoruz. Böyle olunca da half Ironman oluyor bu tabii. Half Ironman. Sadece triatlon mu ya? E tabii sadece triatlonda yapmıyoruz. Bazı bir sürü şeyler. Dağcılık da yapıyorum, dalış da yapıyorum. Yani diğer işte koşu yarışlarına giriyoruz falan. Biz yani daha çok sportif kısmının en manyaklıklarını yapıyoruz. Yani hele bu sene yapacağımız farklı bir şey daha var. Hedeflerdeki yarış. Ben şuraya koyuyorum kanalın linkini. Tam şuraya. Aynen. Yani bazı yarışlarda beni görürsünüz arkadaşlar. Ben de işte Yusuf gibi şey işte dediğimiz gibi kanalım var. Ama ben daha çok kamerayla sürekli geziyorum. İşte bisiklet yarışlarındayım. İşte yüzme yarışlarında sürekli bütün yarışlarda ben böyle elinde kamerayla görürseniz işte o benim yani. Ya yani bu seneki mesela yarışmalarından biri şey olacak. Full Ironman olacak inşallah. Onda da ne yapıyoruz? 3.8 yüzüp 180 km bisiklete binip üzerine de 40 km maraton koşacağız. Evet şu anda öyle yorulmuş olanlarınız var. Ben dinlerken yoruluyorum. Yani. Evet, yani. Ya ben hepsini anladım. 4 km okey yüzdün. 180'i de çevirdin. 40 koşulur mu ya? Onun üstüne maraton koş. İnsanlar maraton koşmak için nasıl perhizler, diyetler işte yapıyorlar? İşte o insanlar o işte. Bizim olarak o kısımdan biraz daha manyaklığa ben giriyor bu yani. Triatlon tek sporun yetmediğini. Tabii. Şöyle aynen öyle. Bir spor. Sıkılıyorum ben çünkü. Yani bir spor sadece bisiklete binmek. Yani sadece yani bundaki güzel şey sadece bisiklet antrenmanı yapmıyorsun. Bir gün bisiklet yapıyorsun. Bir ya gün bu işin koşuyorsun. Sonu yok değil mi? Bunun antrenmanının sonu yok. Hani bisiklet antrenmanı Esin bu arada aramızdaki en iyi bisikletçi. Tabii. Gran Fondo'ların parlayan yıldızı. Şu üçlü arasındaki. Aynen öyle. Yok. Tamam şimdi şey. Hani bisiklette. Yılmaz'ın şeyi gibi oldu. Şu bir metre. Kendi çapında. Ya şimdi bisiklette antrenmanın illa bir yerde sonu var gibi. Hani yok da diyebilirsin de buna. Yok. Onun da yok. Tamam var diyelim biz. Bu da var diyelim ki şimdi yoksa bağlayamayacağız. Cümle öyle başladı Mesin'cim. Bisikletimi bitirmem. Ama sadece bisiklet antrenmanı yapıyorsun. Evet. Ironman ya daha doğrusu triatlonda böyle biraz daha olayı çeşitlendirebiliyorsun. Tabii. Çeşitlendirmek zorundasın çünkü yani yarışında 3 tane disiplin var zaten. Evet. Ve bunun mesela değişim kısmının da antrenmanını yapman lazım. Yani sudan çıktın, gittin bisikletine bineceksin. Onun antrenmanını bile yapıyorsun yani. Çünkü oradaki saniyeler bile senin için değerli çünkü. Transition diyoruz. Aynen öyle. Sisi transition. Yani değişim diyoruz. Değişim diyemeyenler olabilir. Ama yani ya benim videolarda zaten bunların hepsini tekrar görebilirsiniz yani. Şurada yazıyor. Şu kafa bölgesine koyuyorum işte tam üstüne. Bunlar hep reklam tadı. İşi biliyorsun. Yani çok keyifli bir spor arkadaşlar. Triatlon. Yani ben 2 sene oldu mesela başlayalı. Ama o 2 seneye çok güzel şeyler sığdırdım. Yaş grubu birinciliği aldın. Evet Türkiye şampiyonu oldu bu sene. Türkiye şampiyonu oldu. Yani geçen sene mesela Gloria'da 6 saatte bitirmiştim. Bu sene 4 saat 53 dakikada bitirdim. Yani 1 saat 7 dakika. Bu iddialı değil mi ya? Bu biraz iddialı evet. Bu biraz saçma oldu biraz. Bunu niye koşuyorsunuz acaba? Çok çalıştım. Çok. Hiç çalışmadım falan anlatıyorlar ÖSS birincileri. Hep arkadaşlarımla gezdim. İtlik kopukluk yaptım yani, ama birinci oldum. Siz gerizekalısınız demeye getiriyor burada. Fatih bize bunu aynı söylüyor. Yani bunlar sadece antrenmanla da olmuyor tabii arkadaşlar. Yani normal yaşantına dikkat edeceksin. İşte beslenmene dikkat edeceksin. Yarıştaki beslenme bu her şey birbirine içine giriyor ve onların hepsini benim videolarda görebilirsiniz. Ama gerçekten hepsi çok önemli. Anlatıyor, hepsini anlatıyor falan. Yani tavsiye ediyorum triatlonu. Gerçekten çok zevkli.
Ya bisiklet yarışları da çok zevkli. Ben bisiklet yarışlarına da giriyorum ama triatlonda biraz daha böyle bir daha keyifli bir şeyler var. Çünkü dediğim gibi 3 spor var yani. Yarın uzun parkurdasın. Uzun parkurdayım tabii. İddiamız? İddiamız yok. Yok. Çünkü sezonu kapattım. Beni geçmek herhalde. Zaten 20. kilometreden sonra geçmiş olacağım. Sen döneceksin. Çünkü kısa parkur. Yeter. Yeter. Yani çünkü yani bizim yarışlarda hep uzun. Yani kısa biraz daha endurance sizin olayınız. Yani aynen, patlama. Aynen. Ben kısa haricinde yarışlarda şeyi sevmiyorum. Yani bir an önce bitiyor. O kadar gelmişim ben çalışıp buraya. Çeşme'ye gelmişim. Yapmayayım diyorum. Onun yüzden ben maraton denize koştum mesela. Zaten sabah denizde başlayacağız biz. Bizim ıslanmadan olmuyor. Çünkü bünyenin önce ıslanması lazım. Bitirince de bir tur koşacaklar. Tabii ayarlamışlar triatletleri özellikle. Ayakkabılarımı getirdim zaten yani. Esin, senden ben önce bir açılışını yapacağım. Arkadaşlar Esin Grand Fondo'ların son dönemdeki parlayan yıldızı, bisikletçimiz, göz bebeğimiz. Daha nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani şımartılıyoruz şu an tabii. lütfen. Yarın da uzun parkurda yarışacak. Esin, nasıl hedeflerle geldin? Sezonla nasıl hazırlandın? Ya şimdi şöyle, aslında bu sene tabii asıl hedefim federasyon yarışlarıydı. Onlar da istediğim sonucu alamadım diyelim. Hep bir kürsü hedeflemiştim ama maalesef dördüncü kapattım sezonu. Tabii dördüncü kapatınca dedik özel yarışlar var hani. Grand Fondo'lar var. Grand Fondo'lar, işte Malt Street vardı, Marmara Grand Fondo, RGS Grand Fondo, sonra Edirne'de bir yarış vardı, Cumhuriyet Bayramı yarışı. İşte bu da artık sezonun son yarışı. Tabii artık bunda o eski form dönemini biraz kaybettiğimiz için en başta keyif almaya bakacağız değil mi böyle? Hani çok eğleneceğiz Fatih'in deyimiyle. Bütün yarışlarda öyle dedi, bütün Grand Fondo'larda birinci oldu. Kürsü birinci. Yarın da tabii hani ilk üçte olursak, bir kürsüye çıkarsak tadından yenmez yani yarış. Tabii hep böyle diyor, hep böyle diyor. Esin'in amacı da yine beni geçmek yani. Onu da aslında böyle... benim amacım hep şu, sizi geçmek değil. Siz hep önümde olup beni çekseniz ne güzel olur diyorum var ya. Hep onu düşünüyorum. Fatih beni çeksin, ben de aranıza gireyim. Arada böyle bitti mi? Bu hayattaki başka bir emelim yok. Yani çünkü biz bisikletçinin olayı o. Siz de draft yasak ya. Biz de draft serbest. Hatta draftın en iyisini yapmak zorunda olduğum için ben hep onu hep önümde oldum. Ben hep arkada olayım. Evet, son metreye kadar istiyorum yani hani. Yarınki yarışa saatler kaldı. Benim ilk yarışım grup içerisinde. O yüzden bence en heyecanlı benim burada. Emin ol çok keyifli geçecek yani. İlk yarışla ilgili duygularım şöyle. Son dakikada zaten yarışa kayıt yaptırdım. O da Esin'in sayesinde yarışa kayıt yaptırdım. Ben tam böyle dert yanıyordu mesela. İşte yetişemedim. Arkadaşlarım işte geleceklerdi, gelmediler. Onlar yüzünden. Burada da Burak, Şerif abi sizlere de bu sözüm. İşte kayıt yaptıramadım. Kaydı kaçırdık derken Esin akşam dedi ki açmışlar tekrar. Kayıtları bir gün daha uzatmışlar. Öyle bir uyandırdı beni. Ben de onun sayesinde kayıt yaptırdım yarışa. Ve kayıt yaptırdığımda 5 gün vardı yarışa. İyi antrenman yapmışsındır. 5 gün boyunca nasıl antrenman yaptım anlatamam. Evde gördük yanda topları onunla. Tabii. Trainerleri yani. Hani, neyse karede bir tek topları ona bakmışım. Son bir gün, iki gün böyle bir bayağı bir antrenman yaptım. 8 saat bisiklet sürdüm diye. Bisikletle geldim buraya. Bisikletle geldim buraya da. İstanbul'dan sürerek geldim. Son hafta dinlenmiyor muyduk ya yarış öncesi? Bizde öyle değil, bizde öyle değil. Ben gidip akşam bisiklet ben süreceğim. Ben 2 haftadır sonra dinleniyorum. Öyle işte hani bayağı heyecanlıyım aslında. Heyecanımı da antrenmansızlığıma bağlayabilirim. Yani aslında bir yerde de korkuyorum. Yok şimdi her şeyi bağlayabilirsin sen ilk yarışın. Lastiğin yani patladı bile diyebilirsin. Grand Fondo hani bitirmek üzere. Herkesin evet. Kendine challenge ettiği tamam. Bir şey olduğu için sıkıntı yok. Hepimiz bitireceğiz. Yani işte o cut-off var ya, o beni korkutuyor. Yani inşallah öyle kalmam da. Cut-off'ta kalmazsın. Yani hedefim 2.20 falan, 2.20-2.30 yani falan arasında bitirebilmek. Ama bir arkadaşım, yani performansımı bilen bir arkadaşım bana işte 1.45-2 arasında bitirebileceğimi söyledi parkurda. Saat mi? Evet, 2 saat, 2 dakika. Yani 2 dakika 20 saniyede. kısa parkur. 40 kilometreyi diyor, 2 saat. Dalga geçiyorlar şu anda. Ağır dalga geçiyorlar. Ben de uzun da yapıyor sandım, vay be diyecek. Dalga geçiyorlar. 50 ortalama hala. Dalga geçiyorlar. Evet, dalga geçiyoruz. Tamam, göreceğiz yarın. Finişte bekliyor olacağım ikisinde. Evet, öyle olacak inşallah. Birlikte start alıyoruz yarın hep beraber. Ben sizin arkanıza saklanırım. Çarpıda sularımızı, içeceklerimizi
falan hazırlamış olursun ya. Tamam. Yok zaten finişe kadar, finişten önce bunu geçersek sıkıntı büyük. Yani o kısa parkurdayken biz onu geçiyorsak problem. Problem büyük orada. Şam öyle bir şey olmaz. Bir yerde mangal yapmışsın. Sırtımı nasıl getirdin? Orada çaktırmayız. Ama ben seni uzun parkurmuş gibi uzun artık bitirmiş aramda. Gibi. Tabii. Şampiyon. Aynen öyle yani. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Birazdan teknik toplantıya gideceğiz. Oradan da size birkaç bir şey göstereceğim. Asla Durmayı takip edin. Esin'i takip edin. Instagram'ım var. Hepsini yazıyorum altta bu arada. Asla durma. Sakın durma. Esin Yılmaz ve ben. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ya şimdi oraya yine laf atacağım.